Merhaba arkadaşlar, bugünkü uygulamada sizlere göğüs iskeletini oluşturan yapılar ve akciğerleri anlatacağız. Göğüs iskeletini oluşturan yapıların bütününe kompages torasis ya da skeleton torasis adı verilir. Bu yapılar 12 çift kosta, orta bölümde ve önde bulunan göğüs kemiği, sternum ve arkadaki 12 göğüs omurundan oluşmaktadır. Kaburgalar ikiye ayrılır. Bu özellikleri açısından göğüs kemiğine tutunan kaburgalara costa vera, kendi aralarında birleşip daha sonra 7. kaburgaya tutunan 8-9-10. Kaburgalara costa suprea ve önde hiçbir yere tutunmayan kaburgalara da costa fluctuantes denir. Şu aşağıda gördüğünüz kaburgalar. Her bir kaburganın tipik bir takım bölümleri vardır. Bu bölümler vertebra tarafına doğru uzanan kısmına extremitas vertebralis, göğüs kemiğine doğru uzanan kısmına ise extremitas sternalis denir. Extremitas sternalis ucu kıkırdak yapıda olduğu için buraya cartilago costalis adı verilir. Extremitas vertebralis ucunda ise bir baş kısmı bulunur. Buna caput costa denilir. Bu baş kısmı bir boyunla gövdeye bağlanır. Bu boyuna collum costa, geriye kalan kısma ise corpus costa adı verilir. Caput costa üzerinde fasies articularis capitis costa adı verilen eklem yüzleri bulunur. Bu eklem yüzleri tipik bir costa üzerinde iki tanedir. Aralarında bir çıkıntı vardır ki buraya da crista capitis costa denir. Bunun sebebi bir vertebraya tutunan kaburganın diğer vertebraya da tutunması söz konusudur. Şu aşağıda gördüğümüz gibi. Bu nedenle arada bir iz oluşmuştur. Bu crista capitis costa'dır. Collum costa üzerinde yine benzer şekilde bir crista bulunur. Buna da crista colli costa adı verilir. Gövdenin yani corpus costa'nın tipik bir kaburgada bir üst kenarı bir de alt kenarı vardır. Tüberkülum costa adını verdiğimiz tam korpusun koluma birleştiği yerde bir çıkıntı. Bunun üzerinde de yine omurganın transvers çıkıntısıyla eklem yapan bir yüzey bulunur. Bu yüzeye fasies articularis tuberculi costa denir. Bundan sonra kaburga bir eğilme gösterir ki buraya angulus, bu eğikliğin adına angulus costa, alt kenarında meydana gelen keskin yüzeye de crista costa denilir. Kaburga gövdesinin altındaki crista'nın iç yüzeyinde bir oluk vardır. Burada kaburgalar arasındaki damarlar, sinirler seyrederler. Buraya sulcus costa adı verilir. Atipik kaburgalar 1. 2. 11 ve 12. kaburgalar bu tipik özellikleri göstermezler. Costa prima adı verilen 1. kaburga şurada gördüğümüz gibi, bu extremitas vertebralis, burası extremitas sternalis, yere paralel olarak seyreder. Halbuki diğer kaburgalar yere diktir. Üst yüzeyinde İki tane oluk bulunur. Bu olukların arasında tüberküller vardır. Bunlar buraya tutunan kasların adıyla tuberculum musculus caleni anterioris, tuberculum musculus caleni medius diye iki tane izdir. Bunların ön tarafta bulunanın önünde bulunan oluk sulcus vena cava vena subclavia olarak adlandırılır. Çünkü buradan vena subclavia geçer. Arkadaki oluktan ise arteria subclavia geçtiği için buraya da
sulcus arteria subclavia adı verilir. Tüberküller bunların aralarında bulunurlar. Şöyle başla. İkinci kaburga yine tipik bir özellik göstererek musculus serrati anterioris dediğimiz serratus anterior kasının izini taşır. Buna da tuberostas musculi serrati anterioris denir. Şurada gördüğümüz iz. Birinci kaburganın bir diğer özelliği angulus costasının olmamasıdır. C harfi şeklinde olmasıdır. İkinci özelliği ki burada kırılmış gösteremiyoruz. Baş kısmında crista capitis costa bulunmamaktadır. Bunun sebebi omurun ortasından başladığı için bu kaburgalar şöyle. Omurun orta yüzeyine tutunduğu için baş kısmı bir bütünlük arz eder. Kristası bulunmaz. Aynı durum 11-12. yani costa fluctuantes dediğimiz son kaburgalarda da söz konusudur. İkinci kemik sternum yani göğüs kemiği. Bu compagus thoracis'in ön bölümünde bulunup bütün kaburgaların bağlanması için bir özellik arz eder. Canlı insanda da elle palp edilebilen bu yapının bazı özellikleri vardır. Bir kere yassı kemiktir. Ön yüzü ve arka yüzü mevcuttur ve öne doğru eğilmiş durumdadır şu şekilde. 3 bölümden oluşur. Üstteki bölüme manubrium sterni, orta bölüme corpus sterni, en alttaki bölüme ise processus xiphoideus denir. Üzerine tutunan yapılar nedeniyle bir takım çentikler gösterir bu kemik. En üstteki çentiye incisura jugularis, onların hemen yanlarında bulunan bir çift çentiye klavikuların tutunmasından dolayı incisura clavicularis. Geriye kalan 7 çift çentiye de incisura costalis adı verilir. Bu yapıların özellikle ikinci kaburganın tutunduğu noktada birbirleriyle birleşirken şöyle bir açı meydana getirdiğini görürüz. Yani manubriumun korpusla birleşme açısı. Buraya angulus sterni ya da Ludovici açısı denir. Bu canlı insanda ikinci kaburgayı bulabilmek için bir referans noktasıdır. Buraya kadar anlattığımız yapıların bir araya gelerek oluşturduğu şu bütünlük compagus thoracis idi. Bu yapının içerisinde kalan şu boşluğa cavitas thoracis denir. Burada bulunan bütün yapılar bu iskelet tarafından korunur. Üstteki açıklığına apertura thoracis superior, alttaki açıklığına apertura thoracis inferior denir. Üstteki açıklığı sınırlayan yapılar birinci torakal vertebra, birinci kaburga ve sternumun üst kenarıdır. Alttaki açıklığı sınırlayan yapılar 12. vertebra, 12 ve 11. kaburga ile şurada görmüş olduğumuz kaburgaların birleşerek oluşturduğu arcus costalis adı verilen yapılardır. Arcus costalislerin birleşim yerinde processus xiphoideus'un altında oluşan açıya angulus infrasternalis denir. Göğüs kafesinin anatomisini bilmek özellikle fizik muayene açısından çok önemlidir. Bu kalp ve akciğer muayeneleri açısından geçerlidir. Göğüs kafesi bir zırh gibi duvarları sardığı için bu organların muayene edilmesinde kaburgaların arasında kalan aralıklar önem arz eder. Bunların sırasını, yerini ve organlarla ilişkisini bilmek gerekir. Bu açıklıklara spasium intercostale denir. Tıp öğrencisi bu spasium intercostallerin sırasını ve organlarla ilişkisini bilmesi gerekir. Göğüs iskeletinin ardından solunum sistemi ile ilgili yapılara geçeceğiz.
aslında burundan başlayan solunum sistemi yapıları daha sonraki modüllerin konusu olacağı için bu modülde doğrudan trakea ile başlayacağız. Trakea yemek borusunun hemen önünde 6. boyun omuru hizasından başlayıp 4. göğüs omuru hizasında ikiye ayrılan, ki bu angulus sterniye hemen hemen denk gelir. 11-12 cm uzunluğunda, arka yüzü düz, ön yüzü konveks, boru şeklinde kıkırdak iskeleti olan bir yapıdır. Bu yapı seyri sırasında önce boyunda, daha sonra da göğüste seyrettiği için iki bölüme ayrılır. Boyunda kalan bölüme pars cervicalis, göğüs içerisinde kalan bölüme pars thoracica denir. Bu yapıyı oluşturan kıkırdak iskeletler U harfi şeklinde olup açıklıkları arkaya doğru bakar. Bu yapılara cartilagines trachealis adı verilir. Aralarda bulunan yumuşak dokularda düz kas yapıları bulunur ki bunlara da musculus trachealis denir. Kıkırdakları birbirine bağlayan şu çevrimsel bağların adı ligamentum anularia. Trakea'nın en alttaki ayrım yeri ise bifurkasyo trakea olarak adlandırılır. Arka yüzdeki yemek borusuyla komşu olan ve düz bir duvarı andıran yüzeyin adı ise paries membranaceus'tur. Bifurkasyo trakea'ya eğer içeriden bakacak olursak, bu çatallanmanın olduğu yerin adı carina trachea olarak adlandırılır ki bu maket üzerinde bunu göremiyoruz. Ancak kesip ya da bronkoskop gibi aletlerle içeriye girip bakmak lazım. Yaklaşık olarak şu kısmın iç bölümüne denk gelmektedir. Trakea'nın yaklaşık olarak angulus sterni hizasında ikiye ayrıldığını söylemiştik. Bu ayrımdan sonraki yapıların adı bronki, yani bronşlar olarak adlandırılır. İlk ayrım yerindeki bronşlar ana bronşlardır. Bunlara bronchus principalis denir. İnsanda sol ve sağa doğru ayrıldığı için bronchus principalis dexter, bronchus principalis sinister olarak adlandırılırlar. Bu ana bronşlardan solda olanı daha uzundur. Çünkü burada kalp yerleşmiştir. Şurada da gördüğünüz gibi. Sağda olanı daha kısa ve daha dik seyretmektedir. Bundan sonraki ayrılan bronşlara lob bronşları, yani bronki lobares denir. Her bir akciğerdeki lob sayısına göre, ki sağda 3 lob, solda 2 tane lob bulunmaktadır. Bronchus lobaris superior, dexter, çünkü aynısı solda da var. Bronchus lobaris medius, bir tane olduğu için buna dexter ya da sinister adı verilmez. Ve bronchus lobaris inferior, dexter adları verilir. Solda ise bronchus lobaris superior, sinister, bronchus lobaris inferior, sinister adları verilir. Bu lobar bronşlar daha sonra segmental bronşlara ayrılır. Her bir akciğerde 10 tane segment bulunur. Bunlar loblara göre sayıları değişir. Örneğin sağ akciğerin üst lobundaki segment sayısı 3'tür. Orta lobunda 2, alt lobunda 5'tir. Sol tarafta da yine aynı şekilde 5-5 diye segment sayılarına ayrılır. Yalnız bazı kitaplarda sol akciğerin 8 segmentli olduğu da ifade edilmektedir. Bronşların oluşturmuş olduğu bu dallanmaya arbor bronchialis denir. Tıpkı bir ağaç gibi gövdesi ve dalları olan bir yapıdır. Ama
akciğerlerin içerisinde böyle baş aşağı şekilde durur. Evet arkadaşlar, bu bölümde göğüs boşluğu yani cavitas thoracis içerisinde bulunan yapıları anlatacağız. Bu yapılar göğüs kafesinin arkasında yer alan boyun ile üst taraftan kapatılmış boşluğun içerisinde iki taraflı bulunan en büyük organlar. Pulmones dediğimiz akciğerler ki bunların bulunduğu boşluklara pleura ile kaplı olduğu için cavitas pleuralis adı verilir. Akciğerler birbirlerine benzemekle birlikte aralarında bazı farklılıklar vardır. O nedenle sağ akciğer pulmodexter, sol akciğer pulmosinister olarak adlandırılır. Her iki akciğerin oturduğu ve temas ettiği yüzeylere bağlı olarak bazı yüzleri bulunur. Bunlar altta diyafragmayla ilişkili olan yüz ki buraya fasies diafragmatica, fasies mediastinalis, fasies costalis yüzleridir. Ayrıca lobların arasında birbirlerine bakan yüzlere de fasies interlobaris adı verilir. Alt tarafı bir taban oluşturduğu için alt kısma basis pulmonis ki buraya fasies diafragmatica adı da vermiştik. Üst bölümdeki tepesine de apex pulmonis de denir. Bu yüzleri birleştiren kenarlarda margo anterior, margo inferior, margo posterior olarak adlandırılır. Lobların daha önce segmentlere ayrıldığını söylemiştik. Burada gördüğünüz değişik renkler bu segmentleri ifade etmektedir. Hatırlayacağınız gibi bronşların dağılımında lober ve segmental bronşlardan bahsetmiştik. Bu loblar ve bronşlar birbirlerine denk gelecek şekilde dağılmışlardır. Örneğin bronchus lobaris superior, lobus superiora, bronchus lobaris medius, lobus mediusa, inferior ise lobus inferiora dağılacaktır. Daha sonra da bu renklere göre ki renkler aynıdır, segmentlerine dağılacaktır. Lobları tamamen birbirinden ayıran ve aralara pleuranın da girmesiyle bağımsız hale getiren yapılara ki şu yarıklara fissura denir. Fissura sol akciğerde bir tanedir ve bunun tam karşılığı sağ akciğerde de bulunur. Buna fissura obligua denir. Sadece sağ akciğerde bulunan ve üst ve orta lobu birbirinden ayıran fissuraya da fissura horizontalis adı verilir. Akciğerlerin mediastinal yüzleri komşu oldukları organların izlerini taşır. Burada görülen en büyük iz kalbe ait olan izdir. Buraya impressio cardiaca denir. Bunun hemen üzerinde akciğerlerin içerisine giren damarlar, sinirler ve bronşların oluşturduğu bir açıklık vardır ki buraya hilum pulmonis adı verilir. Bu damarlar, sinirler ve bronşların oluşturduğu köke de radix pulmonis denir. Buraya kadar olan kısım tamamen pleurayla kaplı olduğu halde burası pleurayla kaplı değildir. Pleuranın duvardan gelip buraya geçtiği yerde bir bağ yapısı görülür. Buna da ligamentum pulmonalia denir. Diğer izler daha sonraki modüllerde detaylı olarak tartışılacaktır. Ama örnek verecek olursak mesela sağ akciğerde vena cava inferior'un, vena brachiocefalica'nın,
özofagusun izlerini görmek mümkündür. Sol akciğerde kalp sola doğru daha fazla yerleştiği için bir çentik meydana gelmiştir ki buraya incisura cardiaca denir. Üst loba ait olan bu yapının hemen altında lingula yani dil anlamına gelen lingula pulmonis yer alır. Aslında üst lobun alt uzantısından ibarettir. Yine sol akciğerde de hilum pulmonis ve radix pulmonis ligamentum pulmonalia yapılarını görmek mümkündür. Burada da yemek borusunun özofagusun izi ve aortun izlerini görmek mümkündür. En arkada doğal olarak omurların izleri yer almaktadır. Evet, akciğerlerden sonra göğüs boşluğunun içerisinde kalan organların bulunduğu bir alan vardır ki buraya mediastinum adı verilir. Mediastinal yapıların en büyüğü kalptir. Kalbin bir referans olarak alınması sonucu özellikle Angulus sterni seviyesinden geçen bir düzlemle mediasten ikiye ayrılır. Yukarıda kalan bölüme mediastinum superior, aşağıda kalan bölüme mediastinum inferior denir. Mediastinum inferior'un ön bölümün ön tarafında kalbin hemen önünde kalan kısım mediastinum anterior, kalbin bulunduğu bölüm mediastinum medius, arkada özofagusun ve aortun bulunduğu bölüm ise mediastinum posterior olarak adlandırılır. Bu makette akciğerleri çıkarttığımız zaman ortada kalan yapılar mediasten yapılarıdır. Bu yapılar üzerinden gösterecek olursak sternumun hemen arkasında mediastinum anterior, bakın üstte timusun ve büyük damarların, trakeanın, yemek borusunun yoğun olarak bulunduğu bölüm ise mediastinum superior, kalbin bulunduğu bölüm mediastinum medius, kalbin arkasında kalan bölümde mediastinum posterior olarak adlandırılır. Mediasten yan yüzlerinden ve göğüs iç duvarı ve pleuranın üst yüzü tamamen yanlış söyledim özür dilerim. Diyaframın üst yüzü tamamen pleurayla kaplıdır. Bu duvarları çevreleyen pleura yapısına parietal pleura, organ yani akciğerin üzerine çevreleyen saran pleura yapısına da visceral pleura adı verilir. Parietal pleura boyunun üst tarafında tam boyun kökünde boyun omurlarına tutunarak şöyle kubbe şeklinde bir yapı oluşturur. Akciğerlerin apexleri bu yapıların içerisine doğru şöyle girer. Bu kubbe şeklindeki yapıya cupula pleura denir. Yani bu maket üstünde gösterecek olursak akciğerin şu tepesi yani apexi şuradaki makette yok ama bir zarla kaplı olduğunu düşünürseniz cupula pleura'nın içine doğru uzanır. Parietal pleura'nın bulunduğu bölümlere göre isim alması söz konusudur. Örneğin kaburgaların bulunduğu yüzeyleri sardığı zaman pars costalis, diyaframın üzerine sardığı yerde pars diafragmatica, mediasten yüzeyini sardığı yerde ise pars mediastinalis adı verilir. Pleura seröz bir zardır ki burada pleura yapılmamış görünmüyor. Pleuranın hemen altında
oldukça sağlam bir fasya, yani bağ dokusu bulunur ki ileriki yıllarda bu yapıların detaylarını daha iyi göreceğiz. Bunlara fasya endotorasika, yani göğüsün içini saran zar adı verilir. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Yani şurayı saran yüzeydeki akciğerle komşu olan zarın adı pleura. Onun daha altında, derininde bulunan, şöyle düşünebilirsiniz, saran fibroz yapının adı da fasya endotorasikadır. Teşekkür ederiz.